Yüzümüzü güldüren, tekerimizi döndüren. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adana'da partisinin iktidarının ilk 90 ve 360 günlük tarım eylem planını paylaştı. Kurduğumuz kokusuyla huzur bulduğumuz. Babacan, tarımın tüm dünya için stratejik önemde bir sektör olduğunu vurguladı. Tarım politikalarıyla ilgili eylem planını açıklayacağımız bu lansman programına hoş geldiniz diyorum. Bugün ülkemizin siyasi hayatında çok önemli bir gün. Biz 9 Mart 2020 günü demokrasi ve atılım yolculuğuna çıkarken milletimize söz vermiştik. Ülkemizin yaralarını saracağımıza söz vermiştik. Ülkemizde her bir vatandaşımızın haysiyetli, başı dik, müreffeh ve özgür bir yaşamı hak ettiği bilinciyle yola koyulmuştuk. Biz yola çıkarken yepyeni bir siyaset demiştik. Yola çıkarken yepyeni bir siyaset dili demiştik. Sadece eleştirmeyeceğiz. Çözümün merkezi olacağız demiştik. İşte bu yüzden yola çıktığımız ilk günden beri her adımda her sorunun nasıl çözüleceğini tek tek madde madde anlattık. Şimdi de burada, Adana'da, Yüreğir'de, Çukurova'nın bu bereketli topraklarında sizlerle beraber bir ilki gerçekleştiriyoruz. Yakın siyasi tarihimizde ilk kez bir parti, şu anda bir süre daha muhalefette olan bir parti, iktidarının ilk 90 gününde ve ilk 360 gününde neler yapacağını detaylarıyla açıklıyor. Bakın, genelde muhalefetin kültürü nedir? Eleştirmek, yanlışlara işaret etmek. İşte biz Türkiye'de bu muhalefet kültürünü de değiştirmeye başlıyoruz bugünden itibaren. Tabii ki yanlışlara işaret edeceğiz. Tabii ki problemleri ortaya koyacağız. Tabii ki eleştirilerimizi açıkça söyleyeceğiz. Ama sorunlara çözümlerimizi de açık açık detaylı bir şekilde ortaya koyacağız. İktidardaki küçük büyük ortakları biliyorsunuz. Onların zaten ne zaman ne yapacağını bilen yok. Planları yok, programları yok. Gece yarısı attıkları imzalarla, rastgele attıkları imzalarla bu ülkeyi idare ettiklerini zannediyorlar onlar. Babacan'ın ardından söz alan Deva Partisi Sektörel Politikalar Başkanı Birol Aydemir ise yaptığı sunumla tarım eylem planının ayrıntılarını paylaştı. Olmak üzere. Mustafa Bey, Mustafa Satıcı Bey olmak üzere herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten herkesin çok büyük katkısı oldu. Katkılarından dolayı bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Evet, benim anlatacaklarımın bir kısmını Sayın Genel Başkanımız aslında söyledi. Ben o kısımlarını daha çabuk ve daha hızlı geçeceğim. Ama bazı konuları anlamamız için altında yatan sebepleri ben size anlatmaya çalışacağım. Aslında biraz tarımda nereden nereye geldik ve biz nereye gitmek istiyoruz? Biz Deva Partisi olarak ne yapmak istiyoruz? Amacımız ne? Biraz bu konulardan bahsedeceğim. Şimdi tarım eskiden böyle önemsenmeyen, tarımın giderek böyle ekonomi içindeki yerini kaybetmesi gereken ve çok böyle fazla da ciddiye almayan, yatırım yapılmayan bir sektördü. Ama bu pandemi süreci bize aslında belki 80 yıllık, 100 yıllık devam eden bu sürecin yanlış olduğunu gösterdi. Pandemi süreciyle birlikte aslında biz tarım sektörünün nasıl bir stratejik bir sektör olduğunu gördük.